arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün şişle örülen çok güzel bir modeli birlikte çalışacağız. Modelimiz erkek örgülerinde, bayan ve bebek örgülerinde çok güzel olacak. Güzel bir model. Düz bir örgü. Şöyle bakalım. Bakınız, kabartıları olan ve kaydırma yöntemiyle ördüğümüz bir örgü. Arkasında gördüğümüz zaman bakınız modelimizin ters düz örgülerini görmekteyiz. Evet, şimdi modelimizi belirli bir ilmeğimizi alarak hemen örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Modelimi uygulayacak kadar şişime şöyle iplerimi aldım, ilmeklerimi. 3,5 numarada şişim, şu anki kullandığım şişim. İpim ise normal alizenin iplerinden. Evet, şimdi birinci sıramızı örmeye başlayalım. Birinci sıramızdaki ilk ilmeğimizi boş olarak alıyorum ve bütün ilmeklerimi ters yönde örüyorum. Ters olarak, bakın, ters. Örgü alış şekliniz nasılsa o şekilde ters örgümüzü örelim. Birer birer sıra başına kadar ters örerek ilerliyorum. Evet, şimdi sıra başına gelene kadar bütün ilmeklerimi tek tek örüyorum. Örgümün birinci yönü ve tersi, arkası burası. En son ilmeğimi de ters örgü olarak ördüm ve birinci sıramı arka yönünü örmüş oldum. Şimdi örgümün ön yönünü çeviriyorum ve örmeye başlıyoruz. Birinci ilmeğimi örmeden boş alıyorum. İkinci ilmeğimi hemen, yani ilk ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bir tane ters. Sıradaki ilmeğimi düz olarak öreceğim. Yalnız burada örgümüzün en temelini oluşturan birinci özellik burada. Bütün düzlerin önünde ve arkasında birer artış yapıyoruz. Bakınız, bir ters bir düz öreceğiz. Düzlerimizin önünde ve arkasında birer artış. İpimi şişimin üzerine alıyorum. Bir tane düzümü örüyorum. Ve tekrar ipimi yine şişimin üzerine alıyorum. Ve sıradakini ters olarak örüyorum. Ve buradaki ilmeğimi kaybetmiyorum tabii ki, artış yaptığımı. Hemen düz öreceğim. Bir tane tersimi ördükten sonra şişimin üzerine alıyorum. Düzlerden bir önce bir sonra artış yapıyoruz. Düzümü örüyorum. Bir sonraki artışını da yapıyorum. Ve sıradaki tersimi örüyorum. Bir ters bir düz olarak tersimizi ördükten sonra tekrar düzümü örmem gerekiyor. Düzümü hemen ipimi şişimin üzerine alıyorum. Düzümü örüyorum. Tekrar şişimin üzerine ipimi alıyorum. Düzümü bu şekilde hem önden hem arkadan birer birer artış yaparak örüyorum. Ve sıradaki tersimi örüyorum. Tekrar düzümü örüyorum. Bir tane şişimin üzerine ipimi artırıyorum. Düzümü örüyorum. Bir de sonrasında artış yapıyorum. Ve bir tane ters örüyorum. Tekrar ilerleyelim. Düzümü örüyorum. Bir artış. Düzümü örüyorum. Ördükten sonraki artışımı da yapıyorum. Ve bir tane tersimi örüyorum. Düzüm. Bir artış. Düzü örüyorum. Bir artış sonrasında. Ve hemen tersimi örüyorum. Tekrar düzümü, bakın, düzümüzü örüyoruz. Bir de bitirdikten sonra artışımı yaptım. Tekrar tersimi örüyorum. Yine düzümdeyim. Bir örüyorum. Ve tersimdeyim. Ve düzümü örüyorum. Şimdi bakınız, düzümüzdeyiz. Artışımız, düz örgümüz, tekrar artışımız ve diğer en son ilmeği yine düz olarak örelim ve tamamlayalım. Evet, burası örgümüzün ikinci sırası ve düz yönüydü. Bütün düz ilmeklerimizin sağında ve solunda birer artışlarımızı yaparak ördük. Birer tek tersleri ise arada örerek tamamladık. Şimdi örgümüzün üçüncü ve arka yönüne geçiyoruz ve örmeye devam ediyoruz. Evet, şimdi başlıyoruz 3. sıramızı örmeye. 1. ilmeğimi boş olarak alıyorum.
İkinci ilmeğime baktığım zaman bakınız, diğer sırada düz örmüş olduğum ilmeğim, bir tane artışım, bir tane düzüm, tekrar bir artışımın olduğu yer. Şimdi üçünü ters olarak alıyorum. Bakınız, üçünü aldım ve ters olarak ördüm. Bakınız, şu şekilde ördüm. Fakat şişimden çıkarmadım. İpimi şöyle tekrar şişimin üzerine alıyorum ve bir tane daha, üçünü aynı anda örüyorum. 3 tane ilmeğim yine 3 ilmek olarak şişime geçiyor. Bakınız. Birinciyi boşalmıştım. Bir ters ördüm. İpimi üzeri aldım. Tekrar ters ördüm. Diğer yönde ters ördüğüm ilmeğimi bu yönde düz olarak örüyorum. Tekrar 3 tane ilmeğimi görüyorum. İpimi arkasına alıyorum ve üçünü de ters olarak örüyorum. Şişimden çıkarmıyorum. Şişimi üzerine alarak bir tane artış yapıyorum. Tekrar üçünü aynı anda ters olarak örüyorum ve şişimden 3 ilmek halinde çıkarıyorum. Ve aradaki diğer yönde ters ördüğüm ilmeği bu yönde düz olarak örüyorum. Ve devam ediyorum. 3 ilmeğimi 3 ilmek olarak bu yönde de tersten örüyorum. 1 artıyorum, 2 tekrar örüyorum. Hepsini 2 ters 1 artış gibi oluyor. Bakınız. Tekrar diğer yönde ters ördüğümü düz olarak örüyorum. 3 ilmeğimi yine tersten alıyorum. Artışımı yapıyorum. Tekrar ters yönden örüyorum. Ve bir tane düz. 3 tane ilmeğimi yine ters. Bir artış. Tekrar ters. Ve bir düz örüyorum. Ve 3 ilmeğime tekrar geliyorum. Üçünü aynı anda örüyorum. Bir artış. Ve tekrar ters ve bir tane düz. Sıra başına kadar işlemimizi tekrar ederek geliyoruz. Bakınız, modelimiz hem çok güzel hem de çok çok kolay bir model. Sıra sonuna kadar işlemimizi tekrar ederek ilerliyoruz. Üçünü alıyorum yine. Evet. Ve devam ediyorum. Bir tane düzüm. Üç tersimi örüyorum. Bir artış. Bir tane daha ters. Bir düz. Ve en son ilmeğimi alıyorum. Evet, şimdi örgümüzün diğer yönünü çevirdik. Bakınız, şu şekilde bir görüntümüz var örgümüzde. Ve başlıyoruz. Birinci ilmeğimizi boş örmeden alıyoruz. İkinci ilmeğim ters olarak örüyorum. Diğer yönde düz olarak örmüştüm. Ve 3 defada aldığımız ilmeğimiz, bakınız, bir ters, bir arttığımız, tekrar ters olarak ördüğümüz ilmeğimizin üçüncüsünün birincisini örmeden şişime boş geçiriyorum. Diğer iki tanesini ise şuradan, bakınız, diğer yönden önden girerek bir tane düz örüyorum. Örmeden aldığım ilmeğimi iki tane ilmeğimin üzerinden geçiriyorum. Ve tekrar bir tane ilmeğimi aradaki ters olarak örüyorum. Yine 3 ilmeğime dönüyorum. Birinciyi boş alıyorum. 2 ile 3'ü önden girip düz olarak örüyorum. Boş aldığım ilmeği, ikisini teke indirdiğim ilmeğimin üzerinden geçiriyorum. Ve teke indirdik, bakınız, ilmek sayımızı. Tekrar aradaki tersimizi örüyoruz. 3 tane ilmeğimizi geri dönüyoruz. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer iki ilmeğimi önden girerek örüyorum. Düz olarak. Tek ilmeği indirdikten sonra boş aldığım ilmeği tepesinden geçiriyorum. Ve diğer ters ilmeğimi örüyorum. Tekrar 3 ilmeğimin ilkini boş alıyorum. Her ikisini bu yönden giriyorum ve tek ilmeği düşürüyorum. Ve boynundan geçiriyorum.
Ve bu şekilde diğer örgümüzü de örerek tamamlıyoruz. Bakınız, üzerinden geçirdim. Tersimi örüyorum. Birinci boş, ikisini hemen alıyoruz. Üzerinden takıyoruz. Tersimizi örüyoruz. Birinciyi örmeden her ikisini örerek geçiriyorum. Bakınız, takıyorum. Tersimi örüyorum. Birinciyi tekrar boş. Her ikisini bu yönden düz. Tersimizi örüyorum. Birinciyi boşaldıktan sonra bir ilmeği düşürdük. Tersimizi tekrar örüyoruz. Ve son ilmeğimizi de örelim. Evet. Bu şekilde bakınız. Çok hoş bir şekilde örgümüzü son haline getirdik. Yani birer ilmeğe düşürdük. Birerle başlamıştık. 3-3 olmuştu. Sonra bir ilmeğe tekrar dönüştürdük. Şimdi arkasını çeviriyorum. Arkasına ise bakınız bir düz bir ters görüntüsü var. İlk önce modelimizi koyduğumuzda da zaten bir düz bir tersimiz vardı. Bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Birinciyi boşalıyorum. Düzleri de ters, tersleri de düz. Hepsini ters olarak örelim. Tamamın ters. Buraya kadar ilerleyelim. Modelimizi yeniden kurmaya başlayalım. Şimdi bütün ilmeklerimiz bakın sıramızda düz olarak görülmekte. Arkadan hepsini ters olarak örmüştük. Şimdi modelimizin yerini değiştirelim. Buradaki görmüş olduğumuz düz olarak artışlarını sağından ve solundan yapmış olduğumuz ilmeğimizi ters olarak öreceğiz. Şuradaki aradaki gördüğümüz ters ilmeklerimizi ise düze çevirip sağından ve solundan artışlarımızı yapacağız. Yani yerlerini kaydırıyoruz modelimizin. Birinci ilmeğimi boş olarak alıyorum. Bakınız yerini kaydırdığım için diğer ilk başlangıçta ters başlamıştım. Düz olarak bakınız burada bir tane öncesinde artıyorum. Örüyorum. Sonrasında bir tane daha artıyorum. Ve bu bir alt sırada uyguladığımız modelimizi ise ters olarak örüyoruz. Ve ilmeği modelimizi kaydırıyoruz. Düz olarak öreceğim ilmeğimi öncesinde artıyorum. Düz örüyorum. Tekrar artıyorum. Diğer ilmeğimi ters örüyorum, artırıyorum, düz örüyorum, tekrar artırıyorum. Ters olarak örüyorum, düz öreceğimde sağından ve solundan artışlarımı yapıyorum. Ters ilmeğimi örüyorum. Alttaki işlem yaptığımız ilmeğimiz ters olarak işlemsiz olacak. Hemen çok çok kolay, çok da zevkli ters ilmeğimi bakın alıyorum ve tekrar ters olarak örüyorum ve sıramı tamamlıyorum. Evet, birinci sıramızı tamamladık. Şimdi arkadan örmeye başlıyoruz. Birinci ilmeğimi boş alıyorum. Diğer artışımı yaptım, düz ördüm. Tekrar artışımı yapmış olduğum ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bakınız, bir defa ters. Şişimden çıkarmıyorum. Üzerine alıyorum ve bir daha ters örüyorum. Yine 3 tane ilmeğim 3 olarak devam ediyor. Bir tane düz örüyorum bu yönden. 3 ilmeğimi görüyorum. Düzün sağında ve solunda artış yaptığımı. Hemen ters olarak alıyorum. Artışımı yapıyorum. Yani ipimi şişimin üzerine alıp tekrar ters örüyorum ve 3 ilmek aktarıyorum. Düz örüyorum. Ve sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Örgümüzün tekrar düz yönüne geldik ve şimdi örmeye başlıyoruz. Birinci ilmeğimi boş alıyorum. 3 tane ilmeğimi bakınız. Birincisini örmeden alıyorum. Diğer ikisini şu yönden bakınız. Önünden alıyorum.
ve örüyorum. Örmeden aldığım ilmeği yine boğazından geçiriyorum ve takıyorum. Diğer ilmeğimi ters olarak örüyorum. 3 tane olan ilmeğimin, modelime kurduğum ilmeğimin birincisini boş, diğer iki ilmeğimi diğer yönden örüyorum ve boş olarak aldığımı boynuna takıyorum. Tekrar birinciyi boş alıyorum. Sadece yerlerini değiştirdik, kaydırdık. Bakınız birinciyi boş, diğerlerini alıyorum. Evet. Sıramızın sonuna kadar bu işlemimizi tekrar ediyoruz. Modelimizin yerini kaydırarak bakınız çok güzel bir şekilde ördük. Tekrar örgümüzün arka yönünü çeviriyoruz ve bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Düzlerimizi ve terslerimizi bakın. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Hepsini ters olarak örelim. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum ve başlıyorum. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Modelimiz çok güzel ve çok kolay bir model. Umarım sizler de çok beğenirsiniz. Evet, bütün ilmeklerimizi ters ördükten sonra modelimize şöyle bir bakıyoruz. Bakınız, modelimizin yerlerini değiştirmiştik. Bakınız, kaydırmıştık. Ters olan yere düz modelimizi koyduk. Şimdi uygulayacağımız sırada aşağıdaki sıraya göre modelimizi yerleştiriyoruz. Yani çok kolay, hiç kafamızı karıştıracak bir durum söz konusu değil. Modelimizin olduğu yerleri ters olarak örüyoruz. Diğer ilmeklerimizi düz olarak 3 defa da örüyoruz. Bir artışı yapıyoruz. Kendisini düz olarak örüyoruz. Ve bir de sonrasında modelimizin olduğu yerler ise ters olarak devam ediyor. Ve bu şekilde istediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam ediyoruz. Hemen başlayalım. Bakınız modelimi koyduğum yer hemen ters olarak örüyorum. Bir önceki aradaki ters olan yer burayı düz olarak örüyorum ve öncesinde bir artış kendisini örüyorum. Bir artış modelimin olduğu yeri ters yine bir artış düz bir artış modelimin olduğu yer ters ve bu şekilde istediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam edelim. Modelimizi örerken koruma kısmında kaydırarak örmeye dikkat edelim. Tabi dilerseniz üst üste de örebilirsiniz. Gayet güzel durmakta her iki şekliyle de. Evet, bir çalışmamızın daha bu şekilde sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.